Selam arkadaşlar, nasılsınız, iyi misiniz? Ben bugün bomba gibiyim. Gerçekten kendimi çok iyi hissediyorum. Bugün o kadar güzel bir hava var ki Antalya'da, ne sıcak ne soğuk, böyle kendimi sokağa atıp da saatlerce yürüyesim var aslında. Ancak dışarı çıkmayacağım. O sebeple dedim ki bu güzel havada, bu enerjimle ben banyomun düzenini sizinle paylaşayım. Hatırlarsanız geçenlerde banyo turumu sizlerle paylaşmıştım. Ancak video çok uzun olduğu için banyo düzenini ve aksesuarlarımı nereden aldığımı anlatamamıştım. Şimdi bu videoda onları izleyelim hep beraber. Bu arada aslında benim banyomda da yapılacak gerçekten çok şey var. Mesela banyoda aksesuarlara ihtiyacım var. Özellikle duvar aksesuarlarına ya da başka ne vardı? Listede alınacaklar listesine bir havluluk almak istiyorum. Çünkü banyo havlularımı asabileceğim, kurutabileceğim bir havluluğum yok. Yine çocuklarımı ve kendimi bornozumu asmak için asmak için de bir şeyler arıyorum. Yani ufak tefek detaylar kaldı. Daha hala çok da böyle bitmiş değil. Ama gördüğünüz benim banyom İskandinav tarzında. O yüzden her objeyi, her şeyi de alıp evimde kullanamıyorum. Bunları yavaş yavaş artık beraber yaparız. Sizinle de bunları seve seve paylaşıyor olacağım. Ayrıca zaten benim daha önceden de oda turlarım vardı. Hemen böyle kısacık geçmek istiyorum. Oturma odası, yatak odası, giyinme odası, dinlenme odası, iki balkonum, mutfağım, büyük kızım odasını sizinle paylaşmıştım. Onların hepsinin linkini bu videonun altına bırakıyorum. Belki size de böyle naçizane bir fikir olabilir diye düşünüyorum. Şimdi geçelim banyoya. Size dolap içi düzenlemelerimi, daha sonra aksesuarlarımı hemen bir göstereyim. Ama onun öncesinde benim kendimi de çok beğendiğim bu banyo vlogumu, banyo turumu daha doğrusu hazırlarken bu öndeki bir jenerik vardı. Onu da hemen bu konuşmamın arkasına ekleyeceğim ki nereden nasıl bahsettiğimi daha iyi anlayabilirsiniz. Çünkü belki bazılarınız o banyo turunu izlemediler. O banyo turumu izlemediyseniz onu da izlemenizi tavsiye ederim. Orada ayrıntılı bir şekilde banyomda ne gibi değişiklikler yaptım hepsini anlatmıştım. Şimdi hemen geçelim banyoya. Thank you.
IKEA'nın bu hasır sepet seti, bunu sanırım bilmeyeniniz yoktur. Ben depolama alanı olarak banyoda kullanıyorum. Ayrıca yine az önce bahsettiğim videomda görmüştünüz. Bunu da işte arkadaşım çöpe atacaktı. İçinde elma mı vardı, armut mu vardı hatırlamıyorum. Bu Almanların işte alışveriş yaptıklarında meyveleri bunun içerisinde veriyorlar. Benim çok hoşuma gittiği için böyle havluluk olarak kullandım burada. Burada ekstra bu aydınlatmayı kullanıyorum. Özellikle 2 saat boyunca banyo yapacaksam her yere mumlar yakıyorum ve sadece bu aydınlatmayı kullanıyorum. Bu arada banyo yaparken Vivaldi'yi dinliyorum. Size de öneririm. Ayrıca yine burada IKEA'nın bir yapay çiçeği ve hasır sepeti var. Şunu söylememe sanırım gerek yoktu. Onu da biliyorsunuzdur. Bu da yine IKEA'nın. Hemen şuradakileri de anlatayım. Şu oda kokusundan başlayayım öncelikle. Hatırlarsanız XX Lutz'a gitmiştik Freiburg'da. Bunu oradan almıştım Manolyalı. Ama ben Magnolyalı demişim yanlışlıkla o videoda. Düzeltiyorum. Bu organizerler de yine IKEA'nın, eminim ki görür görmez tanıdınız zaten. Burada yine bir çiçeğim var. Bu da IKEA'nın. Haricinde burada neler gösterebilirim ben size? İşte size hoş gözüksün diye havlumu da buraya koymuştum. Burada bir sabun göreceksiniz. Bunlardan bende çok fazla var. İşte jacuzzi'de keyif yaparken bu sabunları kullanıyorum. Haricinde bunu da çok fazla soran oldu. Ben bunu yıllar önce, belki 20 yıl önce Denizli'den almıştım. Seramik bir fırçalık. Çok severek de kullanıyorum. Yine IKEA'dan almış olduğum bir çöpüm var burada. Banyo çöp tenekesi. Ama bakın hafifçe üstünde oksitlenme oldu. Bilginiz olsun ki ben banyomu söylediğim hiçbir şekilde nemli tutmuyorum. Burada IKEA'nın yine bir çiçeği var. Işık zincirleriyle ona masalımsı bir hava verdim. Bu ahşabı da bir mobilyacının önüne koymuşlardı. Ben de kendilerine sordum. Alıp alamayacağım konusuyla alakalı tabii ki severek bunu bana hediye ettiler. Aslında öyle çok ahım bir şey değil. Ama ben burada jacuzzi'de keyif yapacaksam bu ahşabı da illaki buraya koymayı ihmal etmiyorum. Burada bir panom var. Bu Instagram'da bir sayfadandı. Yine şuraya hemen şöyle yeşil bir sarmaşık koydum. Bunu da Freiburg'a gittiğim zaman oradaki IKEA'dan almıştım. Sanki burada yokmuş gibi. İşte alışveriş psikolojisi. Bunu da daha önce oturma odasında görmüşsünüzdür. Ben böyle sık sık aksesuarlarımın yerlerini değiştiriyorum. Bu Mudo konseptin bir oğlak kafası. Bu hasır sepet de uzun süredir benim evimde. Ancak inanın bana nereden aldığımı hiçbir şekilde hatırlamıyorum. Biliyorsunuz hasır sepetleri her zaman söylüyorum çok seviyorum diye. Kilimimden size bahsetmeyi unuttum. Bunu 2 yıl önce Koçtaş'tan almıştım. Banyomda özellikle tuvalet kağıdı için herhangi bir aparat kullanmıyorum. Zaten yerim uygun olduğu için bunu tezgahın üzerinde bırakıyorum ve kullanımı bu şekilde sunuyorum. Ancak burası için bir tuvalet kağıdı aparatı almıştım. Onu da kilerimde değerlendirdim. Onu da daha sonra sizinle paylaşacağım. Banyoma ayna alırken çok fazla düşünmedim. Zaten ne istediğim gerçek manada biliyordum. IKEA'nın hangi serisinden olduğunu şimdi hatırlayamıyorum ama bu aynasını da o dönemde internet üzerinden almıştım. Fakat aynanın üstünde biraz boşluk kaldı. Çok kötü bir görüntüsü olduğu için mobilyacıma oraya ahşap bir çerçeve yaptırıp şimdilik bunu kullandım. Belki ilerleyen dönemlerde onu oradan kaldırabilirim. Ancak bu LED'in motoru orada olduğu için gerçek manada kötü gözüküyor. Belki orayı hasır bir sepetle de kamufle edebilirim diye düşünüyorum. İsterseniz şöyle hemen bir içini açıp göstereyim aynamı size. Şöyle. Yani hem ayna hem de birçok kozmetik ürünümü depolayabilme alanı verdiği için gerçekten çok kullanışlı. Şöyle biraz da az buçuk şeyleri göstereyim size. Şeyler dedim ama o şeyler neler? Evet, Zara'nın diş fırçası ve bardağı, Ceren'in diş fırçası ve bardağı, burası da Büşra'nın,
Bu da benim kendimin. Herkese sevdiği renklerde bardak almaya çalıştım. Bu bardakları anlayamayanlar oluyormuş. Yani dişleri fırçaladıktan sonra ağzınızı durulamak için kullandığınız bardaklar bunlar. Bunu da hemen böyle bir belirtmiş olayım. Görüyorsunuz birçok eşyamı burada muhafaza edebiliyorum. Kulak pamuklarımız var. Yine burada bu sabun gerçekten çok güzel bir sabun. Clinique'in bir sabunu var. Bitti, bitiyor. Bitmek üzere. Olsun, ambalajını yine de muhafaza etmeyi düşünürüm. Burada da kızların daha ziyade işte kozmetik, işte makyaj temizleyici, daha sonra bu maskeyi kullanacağım ben de. Daha sonra bitenler de bittiği zaman size fikir verebileyim. Yine el kremim, bu ortanca kızımın toniği, cımbızımız, şöyle biraz yükseğe kaldırayım. Bunlar tekli diş fırçaları. Bunlardan daha önce göstermiştim size diye hatırlıyorum. Bu minik diş aralarını fırçalayabilmek için minik fırçalar. Burada yine banyo köpüklerim var, yurt dışından aldığım. Burada da güneş kremlerimiz var. Malum Antalya'da yaşıyoruz. Şöyle yükseğe doğru kaldırayım. Bu bir masaj aleti. Masaj yapmayı ben çok seviyorum. Penaten'in pudrasını görüyorsunuz. O da ihtiyacımız olabiliyor zaman zaman. Şu ayıcıklı bir banyo köpüğü. Kıyamadım onu kullanmaya. Burada bir peeling yapmak için, vücut peelingi yapmak için özellikle neydi? Bu portakal kabuğu gibi oluyor ya, selülit masajı için çok etkili olan bir masaj aleti, ama bunun ahı gitti, vahı kaldı. Yine de ara ara kullanıyorum. Selülitim olmasa da kullanmaya devam edeceğim ki olmasın. İsana'nın bir vazelini. Bu benim çocukluk diş fırçamın bardağı. Ne yazıyor? Nachdem Essen Zähne putzen diyor. Bunu hatıra olarak saklıyorum. Yine şöyle kurupsun bir saç. Su koyuyorum içerisine mesela bununla, saçlarımı nemlendirmek için. Hemen şu havlu dolabımı da göstereyim. Görüyorsunuz yığınlar, işte banyo köpükleri var. Ondan sonra rezerve böyle şampuanlar var. Bir tane de erkek şampuanı var. Erkek kardeşim burada kaldığı dönemde onu almıştım. Orada öyle bekliyor. İşte duş jellerimiz. Daha sonra şöyle yediğimiz zaman sıvı sabunlar. Zara'nın el sabunu, Zara'nın şampuanı, saç jölesi, havlularımız böyle. Bunları da burada muhafaza ediyorum. Ben bu lavabomu yaptırdığım zaman da bu şeyler modaydı. İşte bu ahşap dolabın üstüne çanak şeklindeki lavabolar. Her zaman söylüyorum, trend olduğu için herhangi bir şey almak gerçekten yanlış. Her zaman kullanılabilir olmasına dikkat etmek gerekiyor. Öyle bir şey almış olsaydım benim annem ve babam burada abdest almakta zorlanacaklardı mesela. Ve ilerleyen zamanlarda da hoşuma gitmeyecekti. Ancak böyle. Modası hiçbir zaman geçmeyecek ve ihtiyaçlarımı çok iyi düzeyde karşılayabilecek olan her şeye evet. Yoksa sakın modeline, markasına kapılarak bence hiçbir şeyi evinize sokmayın. Hemen şu dolabın altındaki dolabı da göstereyim size. Tabi buralar çekmece. Aslında burada benim gerçekten ihtiyacım olacak şeyler var. Mesela Zara'nın bornozlarını kapı arkasına asmak için bir askı almayı düşünüyorum. Tuvalet kağıtlarım burada. Bir yarısı da diğer misafir lavabosunun altında. Bunu söylemiş miydim size bilmiyorum ama ben bu lavaboyu Serel'den aldım. Çok da memnunum. Ancak bunu aldıktan sonra da hem desin bu çekmeceli lavabo altı dolabını sipariş ettim. Tabii geldiği zaman hüsrana uğradım. Çünkü şu alttaki borulardan benim çekmecem kapanmıyordu. Ne yaptınız derseniz hemen derhal burayı ustaya kestirdim. Ve burada bir yuva açtım ki borular kapattığım zaman tam da oraya isabet etsin ve sorunsuz kapansın. Ayrıca burayı da yine muhafaza ettim. Buradan çıkan parçayı buraya taktırdım ki burayı tekrar kullanıyor olabileyim.
İşte burada da görüyorsunuz. Bunları hatırlarsanız bir videoda göstermiştim. A101'den almıştım galiba. İşte ojeleri falan koyduk. Burada elektrik diş fırçamın. Bunu bu defa gittiğimde aldım. Böyle ekstra diş fırçalarını aldım. Lifler görüyorsunuz. Zeytinyağlı bir sabun. Burada da saç buneleri var. İşte minik minik sabunlar. Yine ojelerimiz falan. Bunu da Zara'ya vermişlerdi okuldan. Çocukların diş sağlığı için yine bir masaj aleti. Hemen bu Çin Stong'un üstündeki dolabı da göstereyim size içini açarak bir saniye. Buraları yaptırırken hiç düşünme gereğinde bulunmadım. Çünkü benim şu kovalarım zaten önceden vardı. Mesela bunun içinde benim beyazlarımı yıkadığım Ariel'im var. Bu kovayı baz alarak bu dolapların derinliğini ona göre ayarladım. Ona göre verdim ustama ölçülerini. Bu arada deterjanlarınız varsa mutlaka ağzı kapalı bir şekilde olsun ki gücünü kaybetmesin. Sizin de aklınızda olsun. Hiçbir deterjan, hiçbir yiyeceğin kapağını açık bırakmayın derim. Bu da yıllar önce Almanya'dan aldığım bir oda parfümüydü, oda kokusuydu. İçinde minik minik bilyeler var. Bunu da buraya astım böyle hoş bir koku versin diye. Yine hemen şöyle sağ tarafa döndüğüm zaman burada da renkli çamaşırlarım, çamaşır deterjanım var. Artık bunun markası belli olmuyor. Her yerden alabiliyorum. Zara'nın ıslak tuvalet kağıdı var. Olmazsa olmazımız, mutlaka kullanıyoruz. Şu yukarıda neler var ben de artık unuttum. İnanın uzun zamandır açmıyorum. Aa, burada bir krem var. Altında perde düğmelerimi koyduğum bir şeyler var. Ben de inanın bilmiyorum neler var. Şu üst tarafın rafını da göstereyim isterseniz hemen. Bakın o tuvalet fırçamın diş fırçalığı da burada. Burada bir tırnak bakım setim var. Bunu da Almanya'dan almıştım. Bir ara yapalım beraber. Burada da bir sabunum var. Bunu da Denizli'de bir yerlerden almıştım. Nereden aldım ben de hatırlamıyorum. Bu masif olan ahşap panom da Instagram'dan bir arkadaşın hediyesiydi. Bana özel yaptığını söylemişti. Gerçek manada ilk günkü gibi bunu çok seviyorum. Hatta farklı farklı odalarda bunu görmeniz mümkün. Çünkü görmek istediğim yere bunu taşıyorum. Bakın tamamıyla kabartmalı yapılmış ve gerçek ahşaptan buraları oyularak yapılmış. Çok özel bir pano. Tekrar kendisine teşekkür ediyorum. Aydınlatıcımdan bahsettim ama nereden aldığımı sanırım unuttum söylemeyi. Bunu 2 yıl kadar önce Chibo'dan almıştım. Bu da buraya inanılmaz derecede farklı ve güzel, yumuşak, soft bir hava katıyor. Videomun sonuna geldim arkadaşlar. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Aslında söylediğim gibi daha henüz birçok eksiğim var. Onları da artık yavaş yavaş birlikte tamamlayalım. Bunları tamamladıkça zaten sizinle de paylaşmaya çalışacağım. Benden istediğiniz şöyle de bir video çekin Filiz Hanım dediğiniz videolar varsa video fikirlerinizi videolarımın altında bekliyorum. Hepsini inanın dikkate alıyorum ve bütün mesajlarınızı okuyorum. Yazdığınız o güzel mesajlarınız için hepinize sonsuz teşekkür ediyorum. Çok güzel mesajlar yazdınız. Ayrıca artık videomu burada sonlandırıyorum. Lütfen bu tarz videoların devamı için beni desteklemek adına bu videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, hatta böyle bildirim zilini dokunup açmayı ki bütün videolarımdan ilk siz haberdar olabilin. Unutmayın, kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın. Yeni bir videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.